İyi akşamlar efendim. Herkese merhabalar. Mutlu bir akşam diliyorum. Bugün 18 Ekim Cuma, artık haftanın son iş günündeyiz ve yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Beyaz Ana Haber'e hoş geldiniz efendim. Ben Nesibe Cebeci. Beyaz Ana Haber başlıyor. Efendim önce siyasette neler olup bittiğine bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Önemli mesajları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hedefinde ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla tepki çeken CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Erdoğan sırtından hançerlenmenin öfkesini çıkarıyor ifadelerini kullandı. İktidara geldiğimizde savunma sanayi projelerine dokunacağız diyenleri mi ararsınız? Bu ülke bunları da gördü. Tabii burada bir teselli olarak şunu da söylemek isterim. 21. yüzyıl Türkiye'sine asla yakışmayan bu arkaik zihniyetin 13 seçim yenilgisi sonrasında bizzat partileri tarafından Türk siyasetinden perte çıkarılmasını, ülkemizin kalkınmasına yolculuğu adına, Türkiye'nin aydınlık geleceği adına fevkalade önemli buluyoruz. İsim vermeden CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Sırtından hançerlenmenin öfkesini çıkarmaya çalışıyor dedi. Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyada sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Eski Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Türkiye'nin kalkınması için atılan adımların muhalefet tarafından engellenmeye çalışıldığını örnekleriyle anlattı. Bakınız, bu ülke yabancı yatırımcılara kendi ülkesini kötüleyen, kendi ekonomisini şikayet eden ana muhalefet partisi genel başkanları gördü. Türkiye'nin hayrına olacağına inandığımız hiçbir meselede başkalarının ne dediğini umursamadı. Hayalleri hedeflere, hedefleri somut projelere, projeleri de zamanla tek tek esere, yatırıma, hizmete dönüştürdük. Bizim tek bir derdimiz var. O da bu ülkeye aşkla hizmet etmektir. Sözü ekonomiye getirdi. Enflasyon dizginlenmeye başlandı dedi. Yıllık enflasyon son 4 ayda 26,1 puan geriledi. Yeterli mi? Değil. Yeterli olmadığının biz de farkındayız. İnşallah biraz daha sabredecek ve çok daha güzel neticeleri göreceğiz. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler de gündemindeydi. Konuşmasının son bölümünde birlik ve beraberlik mesajı verdi. İsrail'in koçbaşı olarak kullanıldığı kirli planın hedefine ulaşamaması her şeyden önce 85 milyonun Türkiye ortak paydasında buluşma iradesi göstermesine ve bu doğrultuda adım atmasına bağlıdır. Türkiye üzerinde birleştiğimizde ne kadar büyük olursa olsun, evelallah her badireyi atlatırız, her meselenin üstesinden geliriz. Gün bir olma, birlik olma, hep beraber Türkiye olma günüdür.